Yaşamı ileri bir seviyede sınıflandırmak istesek eğer, ya ökaryot olarak ya da prokaryot olarak sınıflandırabiliriz. Prokaryot ve ökaryotlar arasındaki en büyük fark, ökaryotların bir zarla kaplı yapılara sahip olması, prokaryotların ise bir zarla kaplı yapılarının olmamasıdır. Bu yapılardan en çok göze çarpansa zarla kaplı olan hücre çekirdeğidir. Yani ökaryotlarda genetik bilgi zarla kaplı bir hücre çekirdeğinde saklanır. Buradaki hücre çekirdeği ve bunun içinde de genetik bilgiyi saklayan DNA'mız bulunuyor. Burada prokaryot hücrede de DNA'mız olacak. Ama buradaki DNA hücrenin bir kısmında sarmalanmış olabilir. Bir zarla kaplı olmayan hücrenin bu kısmını nükleoid olarak adlandırıyoruz. Nükleoid. Bunu da buraya yazıyorum. Nükleoid. Zarla kaplı olan bir çekirdek yok. En çok dile getirilen bu olmasına rağmen, esasen ökaryotlar ve prokaryotlar arasındaki tek fark bu değildir. Ökaryot kelimesinin karyot kısmı Yunanca'da tane, çekirdek ya da fındık anlamına gelir. Prokaryot ise karyottan önce anlamına gelir. Yani karyotu zarla kaplı yapı olarak, özellikle de zarla kaplı çekirdek olarak düşünürsek eğer, prokaryot zarla kaplı çekirdekten önce anlamına gelir. Tabii sadece çekirdekle sınırlı kalmak yanlış olur. Çünkü ökaryotlar prokaryotlarda olmayan başka zar ile kaplı yapılar da barındırırlar. Mesela ökaryotlarda mitokondri bulunur. Mitokondriyi hem bitki hem de hayvan hücresinde bulabilirsiniz. Fakat prokaryot bir hücrede mitokondri bulmamız imkansızdır. Ökaryotlarda bunların dışında başka çeşit zarla kaplı yapılar da bulunur. Örneğin Golgi aygıtı gibi yapılara rastlarız. Burada alt tarafta gördüğümüz resim ökaryot bir hücrenin mikrografı ve burada gördüğümüzde proteinleri paketleme gibi görevleri olan Golgi aygıtı. Buradaki de bir mitokondrinin mikrografı. Burada gördüğümüzde bir hücre çekirdeğinin mikrografı. Yani burada gördüğümüz şey aslında hücre çekirdeğinin zarı. Ve bütün genetik bilginin çekirdek içinde kromatin formunda her yere yayıldığını görüyoruz. Fakat özellikle bu bölgede yoğun bir şekilde paketlenmiş halde saklandığını da görüyoruz. Buradaki çizimde de bunu o şekilde gösterdik. Yani bunun tamamı aslında kromatin formunda bulunan DNA'dan ibaret. Fakat mikrografta daha yoğun ve daha siyah olarak gözüken bu kısmı çekirdekçik olarak adlandırıyoruz. Ve artık çekirdekçiğin ribozomal RNA'nın üretildiği yer olduğunu biliyoruz. Mesajcı RNA'daki bilgiye göre protein üretimini ve translasyonu gerçekleştiren ribozomun bir kısmı ribozomal RNA'da oluşur. Başka videolarda bununla ilgili daha çok ayrıntıya gireceğiz. Buradakiler ribozomal RNA'lardan ve proteinlerden meydana gelen ribozomlar. Yanlış anlamayın, prokaryot hücrelerde ribozomlar bulunmaktadır. Sadece buradaki resimde gösterilmemiş. Evet, buradaki çekirdeğin yoğun kısmı olan çekirdekçik de ribozomal RNA'ların üretildiği yer. Özel olarak kilit farklar şunlar. Ökaryot hücrede zarla kaplı bir çekirdeğimiz var ve mitokondri gibi zarla kaplı başka yapılarımız var. Aslında mitokondrinin ilk olarak daha büyük ökaryot hücreler içinde simbiyoz beslenme ile yaşayan prokaryot organizmalar olarak evrimleştiğine dair teoriler mevcut. Diğer bir fark da şu. Ökaryotlarda DNA birden çok iplik halinde bulunma eğilimindedir. Eğer DNA'yı düzleştirecek olursak bu şekilde birden çok iplik halinde olacak yani. Öte yandan prokaryotlarda DNA dairesel halde bulunma eğilimindedir. Bu şekilde sarmal gibi olabilir. Fakat açtığımızda dairesel bir DNA elde ederiz. Sonuç olarak bunlar ökaryot ve prokaryotlar arasındaki 3 temel farkı oluşturuyor. Çekirdek zarı, mitokondri ve Golgi aygıtı gibi zarla kaplı diğer organeller ve birden çok iplik halinde ya da dairesel bulunan DNA. Bunların dışında ökaryotlar daha büyük boyuttadırlar, prokaryotlar ise daha basit ve küçüktürler. Şimdi önemli farkları öğrendiğimize göre ökaryot hücrelere birkaç örnek gösterelim. Ökaryotlar günlük hayatımızda etkileşim halinde olduğumuz şeylerin çoğunluğuna tekabül eder.
Mesela hayvanlar, bitkiler ve mantarlar gibi çok hücreli organizmalar ökaryottur. Terliksi hayvan gibi protistler tek hücreli organizmalar ökaryottur. Terliksi hayvan zarla kaplı bir çekirdeğe ve diğer organellere sahiptir ve ökaryottur. Buradaki resimde gördüğümüz soğan kök ucu hücreleri yani bitki hücreleri ve bu hücrelerde yani bitki hücreleri de ökaryottur. Ve bu resimde kırmızı boyalı olarak gördüğümüz şeyler bu hücrelerin zarla kaplı çekirdekleri. Bu resim aslında oldukça ilginç bir resim. Çünkü esas olarak gösterdiği şey mitoz bölünmenin farklı aşamalarında olan hücreler. Hayvan hücreleri de ökaryottur. Sizi siz yapan şeyler hayvan hücreleridir ve bu yüzden siz de ökaryotsunuz. Peki, prokaryotlara örnek olarak neyi gösterebiliriz? Her şey ökaryot mu yani? Bakteri muhtemelen prokaryotların en yaygın, en bilindik örneğidir. İşte buradaki bakteri hücreleri prokaryottur. Daha az bilinen bir diğer örnek ise arkeadır. Önceleri insanlar arkeanın aşırı koşullarda yaşayan bakteriler olduğunu düşünüyorlardı. Fakat artık arkeanın tamamen farklı bir yaşam formu olduğunu biliyoruz. Yaşamın farklı formlarını düşünelim. Elimizde bakteri ve arkea var. Bunları iki ayrı dal olarak çiziyorum. Bunların dışında elimizde ökaryotlar var. Ökaryotları da bu şekilde farklı bir dal olarak çiziyorum. Tabii bunları ben biraz rastgele çizmiş olabilirim. Hangisinin daha eski olduğu ya da hangisinin ilk geldiği kesin olarak henüz bilinmemekte. Burada sanki yaşam ilk olarak bakterilerden gelmiş gibi çizmiş oldum. Böyle görünüyor ama bu kesin bir bilgi değil. Bu ökaryotlar az önce konuştuğumuz bütün o özelliklere sahipler. Ve ökaryotlar bitki hücresi, hayvan hücresi, mantarlar ve tek hücreli ökaryotları kapsıyor. Yani bu ikisi prokaryot ve bu saydıklarımız da ökaryot. Umarım bu yaşamla ilgili güzel bir genel bakış olmuştur sizlere.